Merhabalar, Kripto sefa kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'in ve genel olarak altcoin'lerin analizini yapacağız. E, marketi inceleyeceğiz arkadaşlar. E, Bitcoin'de sürekli bahsettiğimiz yükseliş geldi. Siz de hiçbir şey bilmeyen fenomenleri dinlemek yerine para kazanmak isterseniz arkadaşlar. E, beni takip edebilirsiniz. E, şu an e, Bitcoin'de önemli direncimiz, yani önemli düşen trendimize geldi. E, şu şekilde bakmak gerekirse 67 bin dolardan gelen bir düşen trendimiz vardı. Bu düşen trendimiz, öneminden sürekli bahsediyordum. Bu düşen trendimiz 22 Ekim tarihinden gelen bir düşen trendimiz. 69 bin dolardan gelen düşen trendimiz 4 Şubat tarihinde kırıldı. Kırıldıktan sonra bir yükseliş yaptı. Direncin üstüne attı. 41 bin 500 dolar direncin üstüne oturdu BTC. E şu an 43 bin dolara kadar bir yükseliş yaptı. 43 bin hatta 44 bin dolar seviyesine kadar bir yükseliş yaptı. Fakat 67 bin dolardan gelen düşen trendimiz önemli bir trend olduğu için şu an küçük bir satış yemeye başladı. E 67 bin dolardan gelen düşen trend kırılım geldiği zaman zaten Bitcoin deyince ilk bölge 45 bin dolar seviyesi. 45 bin dolar seviyesinden sürekli videolarda ve canlı yayınlarda bahsediyoruz arkadaşlar. Zaten 45 bin dolar seviyesi Bitcoin 69 bin dolardan düştüğü zaman burada 58 bin dolara kadar bir düşüş yaşadığı zaman 58 bin dolar da dump yediğinde tutunduğu bölge 30 günlük bir süreç. E, boyunca burada tutundu bir aylık bir süreç arkadaşlar tutundu burada şu şekilde 32 günlük bir süreçte e, son, ondan sonra zaten tekrardan bir dump yedi. Bunların geleceğini zaten sürekli konuşuyorduk şu an BTC'nin artık yükselmesi gerekiyor yani 67 bin dolardan gelen düşen trende geldi. ve Bu bizim için güzel bir haber diyebiliriz bundan sürekli bahsediyoruz zaten. 67 bin dolardan gelen düşen trendimiz kırıldığı zaman 45 bin dolar seviyesindener 45 bin dolar seviyesinin üstüne kapattığı zaman zaten altlarda çok büyük yükselişler gelir diyorduk. E, şu an altlara yavaş yavaş hacim girmeye başladı. Markete bakmak gerekirse genel olarak zaten market tamamıyla yeşil yaktı arkadaşlar. Total, yükse, e, total market cap yükseliş trendinin üstünü attı. BTC değer 67 bin dolardan gelen düşen trendi kırıp 45 bin dolar seviyesinin üstünde e, günlük mum kapatırsa yükseliş zaten devam eder diyebiliriz. E, Bitcoin 33 bin dolar seviyesine düştüğünde herkes 20 bin dolar seviyesini bekliyordu. 30 bin dolar seviyesini bekliyordu arkadaşlar. Bu, e, bu seviyeler hiç gelmeyeceğini hiçbir şekilde zaten söylüyordum. Hiçbir şekilde buralara kadar bir düşüş gelmeyeceğinden bahsediyorduk. Konuşuyorduk. Yükselişin e, geleceğini, yükselişin devam edeceğini, buralardan artık dönmesi gerektiğinden bahsediyorduk. 58 bin dolardan beri arkadaşlar zaten konuştuğumuz senaryo, senaryo tamamıyla oldu diyebiliriz. Şu an Bitcoin 45 bin dolar üstünde kapattığı zaman deneyeceği ilk bölge zaten 52 bin dolar seviyesi. 52 bin dolar seviyesi yeşil kutumuzun üst bandı. Tam olarak zaten eski zirvesi BTC'nin 52 bin dolar seviyesi. 52 bin dolar seviyesinin üstüne de kapattığı zaman zaten market tamamıyla dönmüş olur. Altcoin'lere çok yüklü girer ve markette çok büyük bir FOMO oluşur. Küçük yatırımcı da e, panik yapıp elinden malı satan, zararına mal satan veya dipten almaya korkan küçük yatırımcı da zaten tekrardan 50-55 bin dolar seviyesinde malı tekrardan alacağını söylüyorduk arkadaşlar. Yani dip e, BTC düştüğünde yani zararda olan takipçilerimizle sürekli konuştuk zaten. Zararda mal satmamaları gerektiğinden sürekli konuştuk arkadaşlar zaten canlı yayınlarda, videolarda, e, altcoin analizlerinde. Yani hodl arkadaşlar bakın hodl olan her zaman kazanır. Yani tabii ki e, bizi dinlemeyen daha yeni e, başlayan e, yeni takipçiniz en tepeden mal almış olabilir. Onları da zaten zarar ettirmeden çıkardık yani kurtardık diyebilirim. Zaten malı biz e, altcoin sepeti yaptık arkadaşlar. Malı dibin dibinden aldık. E, buralardan da ekleme yaptık. E, şu an bütün portföy karda diyebilirim. Bütün sepet karda diyebilirim. BTC düşen tren kırılım geldikten sonra zaten çok büyük yükselişler göreceğiz sepetteki coinlerde. E, tekrardan bir sepet yapacağım arkadaşlar. BTC 67 bin dolar seviyesinin kırılımı gelsin. E, tekrardan güzel bir sepet yapabilir. Zaten şu an tüm altcoinler karda e dediğim gibi e, 67 bin dolar seviyesi kırıldıktan sonra altcoinlerde çok daha büyük yükselişler göreceğiz diyebiliriz. Şu an total artmaya başladı. Total arkadaşlar yükselişlerinden oturduğu için altlara bir hacim girmeye zaten başladı. E, total market cap'in artışıyla birlikte dominans yerinde sayıyor şu an. Altcoinlere yüklü hacimler girmeye yavaştan başladı zaten. E, BTC bakın zaten 58 bin dolardan beri bahsediyoruz arkadaşlar alım fırsatı vermeden. E, BTC kaldıracak kırmızı mum yaktırmadan kaldıracaklar. E, önemli kırmızı mumlar yaktırmadan e, büyük bir dump yaşamadan aynı e, buradaki gibi damplar yaşamadan kaldıracaklarından sürekli bahsediyorduk zaten. Fakat alım fırsatı vermeyecekler diyorduk. Şu an aynı şekilde. Yani e, herkes nereden alsam e, alsam düşer mi? Daha büyük bir dump gelecek mi diye düşünüyor arkadaşlar. Yani şu an alım yapmadıysanız %100 e, bakiye eğer e, dolardaysanız e, stoplu bir şekilde alım yapabilirsiniz. Zaten ben sepette her şeyi bahsettim arkadaşlar. Her konudan bahsettim. Canlı yayınlarda sürekli konuşuyoruz. Canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. E, şu an e, zaten e, 67 bin dolar seviyesinden gelen düşen trend kırılsa işleme girebilirsiniz. Bu e, 44 bin 310 dolar seviyesi. Yani hemen hemen arkadaşlar 44 bin 500 dolar seviyesi diyebilirim. Yani e, işinizi kesin almak isterseniz eğer 45 bin dolar üstünde günlük mum kapatmasını bekleyin. İşleme o zaman girin. Yani hani risk almak istemiyor istemiyorum diyorsanız arkadaşlar böyle bir yol izleyebilirsiniz diyebiliriz. Şu an yaptığımız tüm portföy zaten karda. Yani kar devam edecek arkadaşlar. Yani 2-3 gün elimizde tutup satmayacağız bu altcoinleri. Hedefimiz X'ler %20, %30 almak için malı dipten toplamadık zaten arkadaşlar. Malı düşebileceği maksimum seviyeden aldık. Buralardan mal topladık. Altcoinleri bedavayken aldık. Herkes panik yaparken biz korkuyu satın aldık ve dipten malı süpürdük diyebiliriz. Yani şu an Markete zaten genel olarak bakmak gerekirse bütün altcoin'ler büyük yükselişte arkadaşlar ama çok çok büyük yükselişler gelmedi BTC'de hala korku hakim olduğu için. BTC'deki korkunun geçmesi artık herkesin mala girmesi zaten 50 bin dolar seviyesinde oluşacak. Bunu 58 bin dolar seviyesinden beri düşüşün geleceğini düşüş geldikten sonra yatırımcının 50 bin dolara kadar yükseldiğinde BTC FOMO'nun tekrardan e, içeri para sokacağından bahsediyor. Tam olarak zaten konuştuğumuz her senaryo oluştu. Şu an BTC'de bir RSI seviyesine bakmak gerekirse RSI'de güzel bir artış geldi tabii ki. E, şu an RSI e, 4 saatlik çarpta e, 82 seviyesine kadar bir yükseliş yapmış. Zaten önceki videoda bahsetmiştim arkadaşlar 85 seviyesi RSI'de bizim için bir direnç. E, 85 seviyesine geldiğinde bir tutunur e, yataya bağlar ondan sonra zaten e, te, kırılım gelir. Tam olarak zaten RSI'de 85 seviyesi 67 bin dolardan gelen düşen trendimize denk geliyor. Şu an düşüş yaşamasının sebebi de tam olarak bu arkadaşlar. Yani burada e, günlük mu kırmızı hacimli bir şekilde e, dump mumu kapatmadığı sürece bir sorun yok diyebiliriz. 67 bin dolar seviyesi zaten önemli bir seviye olduğu için e, kırılım kolay kolay gelmez e, yatırımcıyı korkutmak için. Şu an arkadaşlar bakın 33 bin dolardan beri e, denge işlem hacminin öneminden bahsediyoruz. Sürekli günlük çarpta bakmak gerekirse e, şu şekilde BTC'nin e, düşebileceği yere kadar düştüğünden sürekli zaten 33 bin dolar seviyesindeyken bahsediyorduk. Bakın e, düşen trendimiz vardı. E, denge işlem hacminde şu şekilde 17 Ekim'den gelen bir düşen trendimiz vardı. Bu düşen trendimiz kırıldı. Hacim kafasını kaldırmaya zaten başladı. Düşebileceği son seviye zaten 3.062 seviyesine kadar düştüğünü söylemiştik. Artık BTC'nin düşebilecek bir yeri kalmadığından sürekli bahsediyorduk. Burada da zaten tam olarak kaldırdılar ve yükselmeye başladılar. E, şu an 67 bin dolar seviyesi kırıldığı zaman zaten e, güzel hacimler girer diyebiliriz genel olarak e, alt altcoin'lere arkadaşlar. Total market cap'e bakmak gerekirse total market cap arkadaşlar zaten e, şu şekilde bir denge işlem acmimizi tekrardan bakalım. Kafasını kaldırmaya başladı. Totalde 2 trilyon e, 930 milyar seviyesinden gelen ATH'den gelen düşen trendimiz vardı. Yüksek yükseliş üstüne tutunduktan sonra zaten deneyeceği ilk bölge e, şu şekilde çizmek gerekirse e düşen trendin düşen trendin üstüne kapatırsa zaten denize ilk önemli direnci 2 trilyon 673 milyar seviyesi. 2 trilyon 673 milyar seviyesinin üstüne kapatırsa ATA seviyesine rahatlıkla gelir ve 5 trilyon seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz diyebilirim total market cap seviyesinde. Bu boğada bu ben 5 trilyon bekliyorum arkadaşlar fakat çok yüklü hacim girerse yani çok büyük bir hype yaşanırsa 10 trilyona kadar bir yükseliş gelebilir. Tabii ki bu kesin bir ihtimal değil yani çok düşük bir ihtimal arkadaşlar ama olabilir diyebiliriz. Yani kripto para piyasasında her şey mümkün olduğu gibi bu da mümkün diyebiliriz. E, şu an zaten düşen tren denedikten sonra önümüze çıkar arkadaşlar altcoin'lere yüklü hacimler girer diyebiliriz. E, şu şekilde en çok yükselen altcoin'lere bakmak gerekirse Chip bugün güzel bir yükseliş yaptı. Gala arkadaşlar gala güzel bir yükseliş yaptı. SLP'de haber olduğu için e, kafasını kaldırdı bugün. Yani ilk defa uzun süredir ilk defa kafasını kaldırdı. Yani bakın e, Binance'de listelenmeyen altcoin'ler, e, Gate'de listelenmeyen, Max'de e, listelenmeyen coin'ler ee, botlar yüzünden eee büyük yükseliş yapamadı arkadaşlar botlar tutuyor. Eee Binance'teki gibi e, düşüş geldiği zaman Alttan toplamadıkları için diğer borsaların botları. O coinlerde borsalar satış baskısı oluşturduğu için yükle hacimler girmeden coinler yükselemez. Binance'de yükselen coinlere göre GATE'de sizin coininiz yükselmiyor diye üzülmeyin arkadaşlar. Onlar da yükselecek tabii ki. Hani Bitcoin'den o coinler daha az etkilendiği için yükselişte de daha az etkileniyor. O coinler arkadaşlar BTC'li FOMO geldikten sonra asıl FOMO başladıktan sonra zaten büyük yükselişler yapacak. Yani RAKA mesela şu an korku fazla olduğu için arkadaşlar RAKA'da büyük bir yükseliş görmüyoruz. Ama Binance listelenen coin'lere bakmak gerekirse mesela SHIB çok büyük bir piyasa değeri var. SHIB'in hani Raka'ya göre yükselmesi çok daha zor fakat Raka'dan çok daha fazla bir yükseliş yaptı şu an diyebiliriz. Yani durum genel olarak zaten bu şekilde. Gate'de listelenen coin'ler arkadaşlar yani hani zaten Bitcoin düşerken de yükselen coin'ler vardı. Şu an nasıl Bitcoin yükselirken yerinde sayıyorsa Gate'deki listelenen coin'ler. Yani mesela Block, Atlas, e, Raka. Şu şekilde Raka'ya bakmak gerekirse, ya büyük bir yükseliş yapmadı. BTC yükseldiği zaman burada e, yükseldiği zaman arkadaşlar, coin 150'lik yüz bir yükseliş yapmıştı. E, çünkü burada yatanın fonlandı. Tekrardan botların elinden malı e, alabilecek kadar e, alış baskısı girdi burada. Şu an bu girmiyor. Hem markette korku endeks hala devam ediyor. Hem de diğer coinlere para akıyor diyebiliriz şu an. Yani arkadaşlar bakın para bir coin'den çıkar diğer coin'e girer. Yani hepsi aynı dönemde tabii ki yükseliş yapar, küçük yükselişler yapar. Ama bir coin ATL seviyesine ulaştığı zaman, hedefine ulaştığı zaman ondan para çıkar. Sonra başka coin'e girer, sonra başka coin'e girer. Yükseliş bu şekilde olur diyebiliriz. Yani Raka'nın da zamanı var. Zaten Raka kendini kanıtlamış bir proje, iyi bir proje arkadaşlar. Yani tabii ki Raka bir örnekli diğer bütün coin'ler aynı şekilde diyebiliriz. Durum bu şekilde. Canlı yayınlarda ve videolarda arkadaşlar sürekli her şeyden bahsediyoruz zaten. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altına kalmanız dileğiyle.